Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda ışıktan hızlı, gelişmiş mod oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü sektördeydik. Çılgın Engi gemimiz ve çılgın tayfalarımızla iki seviye lazerimiz, iki seviye shield'ımız, savunmamız, bir burst lazer, bir heavy lazerimiz ve üç değişik birbirinden yanar dönerli drone'umuzla maceralara atılmaya hazırız. Mükemmeliz bu arada, 8 benzinimiz ve 0 paramız var. Evet, şöyle yukarı doğru gidip aşağı doğru inmeyi deneyeceğim, bakalım. İlk yukarı zıplamamı yaptım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. A burnt out hull of rock mine layer drifts by. Bulunduğumuz yerde bir sürü maden parçaları, bir şeyler havalarda uçuşuyor böyle. Gerçekten çok karışık cümleleri anlamakta zorlanıyorum. Bu patlama olmadan önce sen ona çok yaklaşmıştın ve senin yolunda oldu bu. Evasif manevra yapmaya çalıştık. Kaçan bir manevra. Gemimiz bir daire çember çizerek bu patlamadan bir şekilde kurtuldu. Ama bir bomba parçasının gelip bizim gemimizin dışına yapıştığını fark ediyoruz. Birisini gönderip bombayı imha etmeye çalış. Bomba patlar, adam ölür, her tür pislik olabilir. Ama beam drone'umuz var. Beam drone. Mavi seçenek beam drone'dan geldi. Böyle bir şans olabilir mi? Bunu kullanıp dikkatlice onu kes. Cızıt diye kestik. Bir robot parçamız gitti ama gemimiz ve mürettebatımız gayet temiz bir şekilde oradan çıktı. Kaya ırkına ait bir taşıma gemisinin geldiğimiz sektörde havada öyle uçtuğunu görüyoruz. Hareketsiz kalmış vaziyette. Gereken parçalarını söküp kopartıp alabiliriz üzerinden veya tek başına bırakabiliriz. Sök bakalım dedim gereken parçaları. Sen bu işlemi yaparken kimse seni rahatsız etmedi seni. 2 benzin, 1 robot parçası, 47 para aldın. Vallahi helal olsun. Kimse gıkını çıkarmamış bize. Çok garip bir gezegenin yanına geldik ya, ölü gibi. 2 tane gemi görüyorsun, bir diğerini takip ediyor. Takip edenler korsan. Sivil gemiye yardım et. Ya. Hemen yine bana atarlı bir şekilde geldiler böyle. Bir beam, bir fire açayım ben buna. Gerçi bir tane de roketi var. Ben buna bir beam, bir defans açayım. Beam, defans. Ondan sonra burst lazerimle şöyle kalkan sistemine dan 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 diye saydırırken heavy'yi saklayayım. Evet. Of, her zamanki gibi mükemmel işe yaradı. Ve adamlardan bize gelen bir şey vardı, onu da anında yok ettik. Aa, ama bir şey gelip bize yapıştı şimdi, bu olmaz. Bu çok ayıp. Silah sistemini ateş edeceğim bir dahaki heavy lazerimle. Şimdi burst lazerimiz kalkan sistemin adamlarını iyice durdurdu. Heavy lazerimiz silah sistemini adamların mahvetti. Kalkan sistemini ateş etmeye devam etsin burst lazer. Bu da adamların oksijen kaynağını vursun. Heavy lazerimiz. Ki gerek bile kalmadı buna. Şu anda inanılmaz güzel bir kombinasyon var bizim gemimizde. Burst lazerimiz çok sayıda ateş ettiği için kalkan sistemleri durdururken heavy lazerimiz 2 kere ateş ediyor ama 2 vurup büyük ihtimalle de yakıyor ya da kırıyor sistemi, mahvediyor. Arkasından beam de hazır kalkanları olmayan gemiyi böyle cız diye lazerle boydan boya çok güzel çiziyor. Ve ayrıca defans drone'umuz da var, kendimizi savunabiliyoruz. Korsan gemisi parçadan ayrıldığı zaman 2 roket, 1 robot parçası, 33 uzay parası bıraktı. Sivil gemiyle konuştuk. Sivil gemi çok ağır hasar almış savaşta. Bir sürü krivi yakındaki bir istasyona bırakmanı kabul ediyorlar. Bir tanesi sana katılmak istiyor. Lisandra. Şimdi Lisandra bana katılmak istiyor. Motor bilgisi olan bir arkadaşmış ama bizim Scotty'miz var. Ve zaten yeterince insan var tayfamda. Bu isteği reddetmek zorundayım Lisandra, kusura bakma. Üstelik yani öyle bunu şey yapmadım. Bencillikten Scotty'den daha iyi de olabilir yani icabında Lisandra ama ne yapalım. Biz tayfamıza bağlıyız. Bir savaşın olduğuna dair izlerin olduğu bir kısma geldik uzayda. Küçük bir uzay istasyonunun yakında bu olanlar. Biz de bundan uzak kalmaya karar vermişiz. Bana hiçbir şey sormadı. Uzak kalmak ister misin, bu olaya karışmak ister misin diye. Federasyon frekansından bir selam alıyorsun. Sen, federasyon? Biz burada hiç dost bir surat görmemiştik. Ufak bir ticarethane işletiyoruz. İstersen bizimle pazarlık yapabilirsin. Tabii. Çok şaşırdı adamlar ya. DNA bank, long range scanner, batarya charger. Şimdi biz bir benzine, bir saniye benzini alırız. Benzini alalım da diyecektim ama önce benzini almadan şu sayfalara bakalım. Şarj 2.
Lazer şarjör. This laser weapon can charge multiple times, giving it additional projectiles. Çok da kafiyeli oldu. Bu lazer silahı birden fazla kez şarj olabilir, her seferinde ekstradan bir atış daha kazanır. 3 enerjiyle 5 saniyede şarj oluyor, her şarj olduğunda bir atış yapıyor, maksimum 4 kere şarj olabiliyor. Yani bizim Weapon Pre-Igniter'ımız galiba sanki hani gelince silahlarımız otomatik atışa hazır başlıyor ya bizim kardeşlerim. Galiba bunu full doldurur aslında. Yani bu çok güçlü bir seçenek olabilir bizim için. Çünkü 4 atış hakkıyla gelir. Her biri 4 atış hakkıyla gelir. 3 power'a yapılıyor ama bizim burst hazerimiz 2 power'a. Şöyle bir bakayım ben. Burst hazer ne yapıyormuş? 2 enerjiye 12 saniyede 3 atış. Bu 3 enerjiye 20 saniyede 4 atış, 15 saniyede 3 atış. Çok da iyi değilmiş ya. Yok, maalesef iyi değilmiş. Bizim kaya personelimiz var mı? Ya bir tane kaya personel alsak aslında iyi olur ya. Şimdi bir benzin alalım. Kaya personeli falan bilmem ama. Biz bu roketlerimizi satamıyoruz değil mi? Yok. Roketler böyle kalıyor. Ne yapsak ne yapsak. Ben beam açıyorum. Beam ne yapıyordu? Küçük bir beam lazerle ateş ediyordu. Fire ne yapıyordu? Yakıyordu sadece orayı. Denemek için de alınmaz şimdi bu. Bizim gemimizde iki tane personel eksik zaten. Kameraman en az kullandığımız adam. Kuklacı da öyle aslında. Ben bu rock personeli almayayım ya. Ya ben kıyamadım ya. Vallahi kendi personelimi atmaya kıyamadım. Çok kötü hissettim kendimi. Personeli gemiden atacağım diye. Evet. Gemi ihtimali olan sektöre atladık. Kaya savaşçı gemisi. Vallahi normaldeki Kaya Federasyonu'nun propagandalarından uzakta kendi hallerine takılan bir gemiymiş. Ve bir çeşit propaganda yaparak etrafta geziyorlarmış kendilerine ait. Dini. Diyor ki, onlara Tanrı sizi bana katılmanız için gönderdi de. Ya da onlarla gerçekleri paylaşacağını söyle. Gerçekleri paylaşacağım. Bu söylediğin onların ilgisini çekti ve Felicity'yi sana gönderdiler diyor. Ya arkadaşım ben sana yapmayayım dedim, yapmayayım dedim ama sen inatla bunu istiyorsun. Uzay gemisinden tekme attım ya. Bildiğin kameramana uzay gemisinden tekme attım ya. Şimdi bu adama yeni kameraman olması için yetki veriyorum. Yeni kameramanımız bir kaya. Şimdi gidelim store'a. Demek ki demin kaya adamı biz cimrilikten katmamışız. Diplomatik bir görevden geri dönen bir kaya gemisiyle yolların kesişiyor. Kaptan çok ilgi verici bir şekilde sana selam verip hadi gel seninle bir trade edelim diyor. Pazarlık edelim. Oo bir de Maria. Maria'yı da alsak var ya gemimizde her tayfadan bir tane olur. Ama daha çok yolun başındayız. Daha biz ne Maria'lar buluruz. Cloaking alabilirdim aslında. Bu çok güzel olurdu. Cloaking alsaydım ne yapardım? Long range scanner'ı çıkartırdım. Benim bu cloaking'i almam lazım ya. Kardeşlerim ben şimdi bu store'u aklıma yazayım. Ben bu store'a bir daha geri döneceğim. Mecbur döneceğim. Gizleme mekanizmasını almamız lazım bizim. Oo, çok güzel. Hemen bize saldırmaya meraklı bir gemi. O zaman burst laser'le ben senin kalkanlarını bir halledeyim. Hah. Sen şimdi bakalım bu meteorlu yerde nasıl bizimle baş edeceksin. Ha? Yalan oldun kaldın zaten tamam. Ben daha önce de söyledim size kardeşlerim. Bu meteorlu bölgede bir gemiyle çarpışırsan eğer argument'i buraya bırakamıyor muyuz? Hacking Stan.
O zaman ben o argümente alamayacağım yani. Ne yapalım? Kısmet. O argümente alamayacağım çünkü kendininkiler daha iyi. Onları da değiştirmek istemiyorum. Uzun mesafe tarayıcıları olsun, diğerleri olsun. Meteorlu bölgeye zırhımızı kaybetmeden üstelik defans drone'uyla girdik. Yani bu kadar şanslıydık. Bir kaya gemisi süpernova olmuş. Şu arkada görünen güneşin yakınlarında duruyor ve bize selam veriyor. Buraya kadar bizi takip ettiniz. Halbuki biz yalnız kalmak istiyorduk. Artık bu kaçınılmaz. Birader, siz nasıl bir zihniyette neler söylüyorsunuz bana? Ya silah sistemini vururum. Bir de üstüne üstlük öyle orayı da yok ederim. Ben şu kırmızı lazerin nasıl ateş etmeye bir dikkat edeceğim şimdi ya. Ha evet. Küçük bir çizgi çiziyormuş. Ama çok da işe yarar değil açıkçası. İlk güneş patlaması olmadan adamları bu hale getirmemiz gerçekten beni korkuttu. İlk güneş patlamasında adamları bu hale getirmemiz beni gerçekten korkuttu. Yani bu kadar güçlü bir hal mi aldık biz ya? Son gemide bakalım ne olacak? Üstelik daha yapabileceğim şeyler de var. Güncellemeler de var. Daha hiçbir şey yapmadık da gemimize. Hayır olsun. Ama sanırsam çok da bir şey yapamayacağız zaten. Çünkü elektrik sıkıntısı çekeceğiz. Adamlar geldi ve söyledikleri şu oldu. Tamam, silahları hazırlayın ya, bunlarla konuşulmaz. Evet. Daha ilk atışımızda anında silah sistemi tamamen etkisiz hale, kalkan sistemi etkisiz hale geldi. Bu inanılmaz güzel bir birleşim olmuş. Ben şimdi daha iyi anlıyorum ki bu bizim silahlarımızda yaptığımız combo inanılmaz güzel bir birleşim olmuş. Karşımızda hiçbir şey duramıyor neredeyse. In danger yazan bir sektördeyiz. In danger. Belli ki tamamen korsan hayatına kendine adapte olmuş bu kaya adamlar bunlar. Ve bizi görür görmez defansif manevra yapıyorlar. Ben ne yapayım size biliyor musunuz? Fire ve beam açayım. Ve neyim var neyim yok. Kalkan sisteminizi yok edeyim. Evet. Zaten devamını dronlar halledecektir. İnanılmaz güçlüyüz ya. Dronlarımız artı ateşlerimiz. Oyunun başında sadece dronlarla savaşırken çok güçsüzdük. Yani sadece dronlarla karşımızda birine çıktığı zaman adamın sadece dronları durduran bir silahı varsa yalan olup kalıyorduk karşısında. Şimdi çok güzel oldu. Bir sürü geminin etrafını sardığı bir istasyona ulaştım. Gemiler arasında şifrelenmemiş bir konuşma oluyor. İlginç bir şey var mı diye dinliyorsun. Belli ki bir düşman gemi hakkında yardıma ihtiyaçları var. Servisimizi teklif ettik. Oo, bizi taradılar ve dediler ki bu görev için yeterli ekipmanın yok senin. Nasıl bir ekipman istiyorlardı acaba? Gemimize birileri bindi. Kaya adam gemimize atladı. İlginç. Ben yine vallahi beam fire diye açacağım. Ve bu sefer silah sistemini durduracağım. Zırh sistemine şimdi kilitleneyim. Şimdi zırh sistemini durduracağım. Dronlarım işi yapar. Tamam. Teslimiyetinizi kabul ettim. Ulan teslimiyeti kabul ettim. Sana ne oluyor? Alo. Ben adamların teslimiyetini kabul etmişim. Şuna bak, herif hala savaşıyor. Nasıl bir cinse denk geldi ki biz ya? Kaptanı teslim oldu. Kendisi savaşıyor bizimle. Geri de gitmedi. İlginç. Saçma bir durum oldu. Neyse. Sağlık olsun. Evet, bize teslim olan gemi patladı. Arkadaş, nasıl yanlış hesap kitap yaptı bu adamlar? Zoltan ticaret gemisini görüyorsun. Bize bir mesajla cevap veriyor. Üzgünüm. Onların güvenini kazanmak yıllarımızı aldı. Seninle komünikasyon halinde görünemem. Umarım bizi anlarsın. Ve komünikasyonu kestiler. Vay be. Kaya adamlara ticaret yapacağız diye bizi sattılar.
Ne asteroitli bölgelere geldik kardeşim ya. Harbi kaya adamlar yani. Silahlarımızı böyle ateşlemek çok iyi olmadı. İyi, ben de seni o zaman böyle bombalarım. Sen beni öyle bombalarsan... Zaten zırh sisteminde kalmanına göre birazdan yalan... Yok kardeşim, yok, kabul etmiyorum teslimiyetini. Hadi bakayım selametle. Hadi bakayım selametle. Şimdi kaya adamcığım, ben senin yerini işaretlememişim büyük ihtimalle. O yüzden sen yerini bilmiyorsun. Şimdi şurada bir kaydedeyim seni. Ha. Şimdi oldu. Şimdi artık yerini biliyorsun. Gök taşlarından, asteroid kuşaklarından bir hal olduk ya. Küçük bir tane istasyon etrafında tamir dronlarıyla dolu. Sana otomatik bir mesaj gönderiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz, umursamıyoruz da. İstersen gemini tamir edebiliriz. Et babacığım. Allah'ı etti gemimizi tamir. Madem öyle, şu sektörün tamamını temizleyelim. Ondan sonra store'a dönelim. Korsan bombacı. Bu gemiyi çok bilinen bir köle tüccarı olduğu için tanıyorsun. Sana bir tane adamını vermeyi teklif ediyor. Ulan hem korsanlık yapıp hem hala bana adam vermeyi teklif ediyorsunuz. Hiç tanımamışsınız beni ya. Vallahi tanımamışsınız. Kaçmaya çalışıyorsunuz. Artık biraz geç değil mi? Noemi'yi istemiyorum güzel kardeşim. Çünkü üzgünüm. Yani içindeki bütün köleler de gitti ama... Daha önce de söylemiştim. İnsan ticaretine karşıyız. Öyle al sat kafana göre. Yok öyle bir şey olmaz. Mantis gemisinden rock body partları varmış etrafında. Kaya adamlarının parçaları olan bir tane gemi. O kadar vahşi bir görüntü ki. Ve mesaj çok açık. Biz belli bir türü avlamak için yola çıktık. Hemen saldırabiliriz. Onları görmezden gelebiliriz. Kaya adamımızı iletişim cihazının başına koyduk. İki alien birbiriyle ekranda karşılaştıktan sonra mağara bilmem ne adamı dedi Mantis kaptan bağırarak. Gemimi senin kankalarınla boyadım, gördün mü? Ya şimdi bak, şimdi sen gördün mü? Şimdi ben sana söyleyeceğim sen gördün mü diye. Heh, nasıl gördün mü? Abicim, kayı adamı bu şerefe nail edeceğim, onunla dövüşme şerefine. Hadi bakalım selametle şimdi. Ya gemini kova ettik, gördün mü? Herkes yerine dönüyor çocuklar. Kameramanımız da kendi ırkının intikamını almış oldu böylece. Bir sonraki sektörümüze doğru zıplıyoruz. Kaya gemisinin savaş antrenmanı yaptığını fark ediyorsun. Ama seni görünce hızlı bir şekilde dönüp hedeflerini sana doğru çeviriyorlar. Ve bizi hedef tahtası olarak kullanacaklarını söylüyorlar. Acaba öyle mi? Ne oldu? Gemin yalan oldu. Gemin yalan oldu güzel kardeşim. Bu kadar işte bak. Gemiden geriye hiçbir şey kalmadı. Her yerde alev alev yanıyor. Yazıktır ya, adam ateş edemedi ya. Adam bildiğiniz ateş edemedi. Bunlar artık benim için çok tırt düşmanlar. Bana daha güçlü rakipler lazım. Vallahi bunlar bizi kesmiyor. Federasyon bomba gemisi. Bombalama. Küçük sivil bir gemi burada durmuş, bizim yardımımızı bekliyor. Tam zıplamaya hazırlanacağımız zaman bize diyor ki benzinimiz bitti, biz zıplayamıyoruz. Alın abi, ben size benzin vereyim. İki benzin verdim. Oo, çok teşekkür ederler. Onlar da bana 48 para verdi bunun karşılığında. Şimdi size iki benzin verdim de bakalım beni kurtaracak mı kalan benzin. Bilmişlik yaptık.
Otomatik bir tane gemi buralarda dolanıyor. Asilere ait bir uzay istasyonunun etrafında bizim düşmanımız. İçinde ne bilgiler var almaya çalışalım derken... adamlar bize yardırdı. Biz de elimizdeki bütün silahlarla onların hackleme tool'unu vurduk. Anında her şeyleri bozuldu. Gördüğünüz gibi bu kadar zırhsız, çok zırhlı gemiler benim düşmanım. Önce gemiyi patlattığımız için para aldık. Ondan sonra da onun yakınında durduğu istasyonu incelediğimizde storage'ını, deposunu. Burada bir lazer şarjör, bir de 20'lik bir zımbırtı çıktı bize. Lazer şarjör sonsuz ne demek ya? Sonsuz işareti var üstünde. Burst lazerle heavy lazerin de şeyi yok ki. Mermisi yok. Neyse. 2 power'la çalışıyormuş. 6 saniyede şarj oluyormuş. Her şarj olduğunda 1 atış yapıyormuş. 12 saniyede şarj olursa 2 atış yapıyor yani. Tabi 12 saniyede 3 atış yapıyor ama bu. Niye böyle ayıp bir şey yapıyorsun ki sen? Bir hasar veriyor. Bu da bir hasar veriyor. Kötü. Neyse, satacağız demek oluyor bu. Ve son bakmadığımız sektöre gidiyorum kardeşlerim. Korsanlar. Bize servis vermek istediğini söylüyor. Sektörü incelemek için artık çok geç kaldık. Bütün sektörü bulduk. Ben seninle savaşayım, ne dersin? Kiralık askerler asilerden de kötü. Bir defans atayım ben. Sonra bir şöyle bir burst hazır atayım. Bir de şundan göndereyim arkasından. Hop, dronlarından birini vurduk. Bir tane beam atalım sana. Oo, kaçmaya çalışıyorlar. O zaman motorlarına sıkarım. Vallahi motorlarına sıkarım. Anti-ship fire drone vereyim. 4 benzin, 2 roket. Abicim bu kabul edilmez mi? Sen ne yaptın ya? Adam bana neyi var neyi yok verdi. Anti-ship fire drone, anti-ship fire drone. Vallahi neyi var neyi yok verdi adam bana ya. Al abi bunu da al, parayı da al. Silahı da al patlayacağını görünce. Evet, store'a girdik şimdi. Şimdi anti-ship fire drone'u bir satalım. Long range scanner'ı da bir satalım. Engibot dispenser. Ya bu çok avantajlı bir şey. Bunu satmak istemiyorum şu anda. Geminler tarafında erişme zaten özel. Yani Engi gemisine ait. Tarayıcıyı sattık. Şimdi buradan cloaking'i alalım. Ve mind kontrolü alayım. Bu geminin son sistem slotu diyor. Emin misin? Demek ki mind control şuraya eklenecek. Şuraya bir yere. Düşmanı dost yapar kısa bir süre için diyor. Evet abi, eminim. Ve burada buraya eklenmedi hiçbiri. Hepsi şuraya eklendi. Enayi gibi verdik ona. İnanamıyorum ya. Enayi gibi uzun mesafe tarayıcılarımızı sattık. Backup batarya. Ya backup batarya da buraya geldi. Oho, bunların hepsini alabiliyormuşum ben ya. Bir tane de Maria alayım bazı o zaman ya. Vallahi bir tane de Maria alayım da ben. Kardeşlerim, gemiden birini daha ihraç edeceğim. Kimi ihraç edeyim? Kuklacıyı ihraç edeyim. Kuklacıyı ihraç edeyim, ben Maria gelsin. Kriv'den kuklacıya diyeyim ki kardeşim, seninle biz yollarımızı ayırdık. Sen artık farklı ufuklara doğru git. Store'dan Maria'yı alayım ben. Maria'yı şöyle yürüteyim. Maria'nın adını da tabii ki ampul olarak koyayım yine, parladığı için kendisi. Oraya bir elektrik sağlasın. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra
Maria orada durmasın hadi. Maria şurada dursun. Şuraya bir elektrik sağlasın. Şunu açtığımız zaman ne oluyor? Bir bakalım. Oo, iki kare elektrik sağlıyor bize. Uzun bir süre için hem de. Mind kontrolü zaten bilemiyorum. Şimdi gemide 1, 2, 3 bar elektrik sağlayalım. Üç bar elektriğimizi biz verdik. Silah sistemimiz ne durumda? Silah sistemimize verirsek çok vermemiz gerekir. Kalkan sistemine de veremedik. 3 bar değil 2 bar sağlayaydım keşke ben. Neyse şunları artıralım yavaş yavaş. Kapılar daha fazla, pilot daha fazla evade etsin. Kapılar daha dayanıklı olsun. Düşmanların gemisinin içinde görelim. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Şimdi kardeşlerim yolculuğumuza devam edebiliriz. Benzinimizi de aldık hazır. Zıplaya zıplaya bir sonraki sektöre doğru ilerleyelim. Next sektör. Zaten gidebileceğimiz bir yer var. Yine kaya kontrolünde bir sektör. Kaya kontrolündeki diğer sektöre geçtik. Kaya insanları gayet güçlü ve gururlu bir ırktır. Burada barışçıl seyahatler yapıldığı da duyulmuştur ama çok da güvenme diyerek. Evet kardeşlerim, bu videomuzu da burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda 5. sektörle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.